Herkese merhaba arkadaşlar, hatta iyi geceler desem daha doğru olur. İçimden video çekmek geldi. Video çekiyorum. Uzun zamandır böyle oturup hani rahat rahat video çekeceğim bir zamanım yoktu. O yüzden hani boşluk bir zaman bulduğum için hemen çekeyim dedim. Bayramda çekiyorum. Kurban Bayramı'nın son günündeyiz. Yani aslında son gün derken hani tatil gününün son günündeyiz. Bana tatil denk geldiği için 4 günlük bir tatilim oldu. Cuma'yı kapsayan. Yani şimdi yani belki bunu bugün, yani çektiğim gün koyarım. Belki başka bir zaman koyarım. O montaj falan, hani renderlama işlemine göre değişecek. Şimdiden Kurban Bayramımız kutlu olsun. Hatta geçmiş Kurban Bayramınız bile olabilir. Gece gece pek sağlıklı konuşamayacağım. Hani habire deyip duruyorum mal gibi, anlamışsınızdır. O yüzden pek sıkıntı yapmayın. Her zaman hala iyi diyorum. Her zaman olduğu gibi yine GTA 5 elimizde, önümüzde, açık. Dizi izliyordum aslında. Son çıkış diye bir dizi vardı eskiden. Hani çok severek izlediğim. 1-2 yıl oldu herhalde biteli. Gençleri anlatan bir dizi. Güzel bir diziydi. Hoşuma gidiyordu. O zamanlar bitirmiştim. Sık sık takip ediyordum. Yani şimdi yeniden başladım. Hani YouTube'da gördüğüm zaman tekrar izliyorum. Güzel bir dizi. Hani tavsiye ederim. Çok şey öğretiyor. Yani TRT1 yapımı. Çok kaliteli bir yapım değil. TRT1'i kötülemiyorum ama hani güzel bir dizi. Gerçekten hani yani izlediğiniz zaman aklınıza bir şeyler yerleştirebiliyor. İyi kötü ayırt etmenize yardımcı olabiliyor ama sonlara doğru biraz saçmalıyor gibi. İlklerde güzel. O yüzden izlemenizi tavsiye ederim. Online girmedim. Online girmenin pek anlamı yok. Hani para da yok online zaten. Hani gösterecek pek bir şey de yok. Normal girdim. Franklin'deyiz. Amacım Amerikan bir araba yapıp haritayı dolaşmak. O kadar uzun bir video çekmeyi düşünmüyorum ama şu an saat tam 3. Yarım saat 45 dakikalık bir video olsun. Uzun zamandır çekmediğim için hani bir şeyler olsun ya, işte ne bileyim. İçim rahat etsin ya. Çünkü çok kötü hissediyorum kendimi, hani yani 53 abonemiz var, hani çok kötü rakamlar. Ama olsun, belki 53 abonenin birkaçı bizi izliyor. İzliyordu eskiden. Hani bilmiyorum pek. Takip de edemiyorum çünkü hani YouTube'da pek bir bağlantım yok. Her videomda söylüyorum bunu. Amacım böyle büyümek falan değil. Amerikan arabası istiyorum. Haritayı dolaşmak için. Bu olabilir. Ya da Challenger'a benzeyen bir araba vardı şu. Şu daha güzel ya. Bu şey Driver Parallel Lines diye bir oyun vardı. Onun da iki bir arabaya benziyor. Çok hoş bir araba. Evet, garajımızda yerimiz yokmuş. O zaman garajımıza gidelim. Belki garajımızda araba vardır. Bir garaja bakalım. İşte pek konuşacak aslında bir şey yok. Özür dilemek için çekiyorum bu videoyu. Belki takip eden, dediğim gibi takip edenler varsa, video çekmiyorum. Oturup böyle bilgisayar başına saatlerimi harcayamıyorum. Çünkü çalışıyorum hani. İşim de yoğun. Yoruluyorum da. Çünkü hani emeksiz yemek olmuyor. Bu kelimeyi belki duyanlarınız vardır. Cümleyi pardon, hani kelime değil, cümle. Bir şeyleri kazanmak için emek vermeniz gerekiyor. Ve bir şeylerden feragat etmeniz gerekiyor. İşte böyle tatillerde, boş zamanlarda bazen oturup canım sıkılınca oyun oynayabiliyorum. İşte ne bileyim, müzik dinleyebiliyorum. O şanslarım yine az buçuk var. Son zamanlarda hani şöyle yorumlara falan baktığım zaman en çok, bir de şöyle bir şey var. Ben hani bayağıdır video çekiyorum. Çok YouTube kanalım oldu. Ama böyle çok büyük kanallar değil ama kendi çapımda küçük küçük kanallardı. Hep böyle telif hakkı sebebiyle kapandı. Hani bilmediğim konularda. İnsanların müziğini, emeğini alıp böyle isim vermeden paylaşıyordum. Haklılardı. Olsun. Canları sağ olsun, sorun değil.
Bazılarından kendim isteyemeyerek bazı özel durumlar sebebiyle kapattığım kanallardı. Ve ben hiçbir kanalımda tek bir videomun 1000 küsur izlendiğini görmedim. Bunun için ayrıca teşekkür ediyorum. Herhangi bir klik falan değil yani, otomatik otoklik oluyor yani normalde. Haber F5 yaparak yapıyorsunuz. Öyle bir şey değil. F5 olsa bile yani YouTube'un algoritmasına göre en fazla 260 mı 300 mü öyle bir şey yapılabiliyor. Eskiden yaptığım için biliyorum. Hani nereden biliyorsun lan demeyin. Eskiden bizden çocuktuk. Biz de yapıyorduk. YouTube'da cidden hani gelişmiş insanlar var. Neyse, konumuz bu değil. Hani 1000 görüntülenme için çok teşekkür ederim. Hani o videoya değer verilip 1000 kişi, yani 1000 kişi cidden izlediyse onu, 1000 görüntülenmesi varsa, o her 1000 kişiden ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Çünkü çok mutlu oldum. Cidden çok sağ olun hani. Çok ufak şeylere bile sevinebilen bir insanım. O yüzden teşekkür ederim. Ehliyet konusuydu bu arada. Ehliyet sınavı videomdu herhalde. Motosikletlere ilgi göstermeleri insanların çok hoşuma gidiyor. Cidden yani çok hoşuma gidiyor. Geçen 2 günlük bir motor kiraladım. Ankara'da yaşıyorum ve motor kiralama yerleri hiç yok. Zaten kiraladığım yeri aşağıda ismini veririm. Eğer Ankara'da yaşayıp da ehliyet alıp da kiralamak isteyenler varsa kiralayabilir. Hani çok bir motor beklemeyin. Bir tane motor var. Mondial 120 SNV. Bu nostalji. Kiralamak isterseniz 100 lira bir ücretle, hani günlük hevesi matin versen tek günlük de veriyorlar. Ada gayrimenkul şeyde, bu Etimesgut tarafında. Aşağı telefon numaralarını vermem. Nasıl yapalım? Neyse, bir şeyler yaparız altta. Çünkü adamları rahatsız edersiniz falan, hiç gerek yok. Şimdi öyle düşünce de pek iyi olmadı. Neyse. Exit garaj diyelim, o arabayı sipariş edelim biz. Öyle, ben ne konuştuğumu unutuyorum. Hani genellikle çok şeyleri iyi hatırlayan bir insan değilim. Hafızam o kadar iyi değildir. Yine unuttum. Yine gitti her şey. Şu araba mıydı? Aynen. Bunun kırmızısı zaten, modifiye ederiz, öyle abartı modifiye yapmak istemiyorum. Gerek yok. Amerikan arabası, hani bokunu çıkarmanın hiçbir anlamı yok. Adamlar zaten yapmış. O zaman araba gelsin, hemen devam edelim. Devam edelim, herhalde arabamız gelmiştir. Bakalım. Ay. Daha demin örümcek gördüm, çok korktum ya. Ben çok korkuyorum bir şeylerden. Of, bak gelmiş. Merhaba tatlım. Yani bir anlık bir video olduysa hani bilsem mod yüklerdim. Dodge Challenger, Camaro SS gibi. Ya da Playmood gibi falan. Güzel arabalar koyabilirdim ama. Birden geldi aklıma. Los Santos Custom'a gidelim. Bakalım ne hale sokabiliyoruz bu arabayı. Hani pek bir hale sokamayız, o kesin. Onu anladık da. Yapabildiğimizin en iyisini yapmayı deneyelim. Bak işte, şöyle araba kullanmayın ya. Cidden böyle araba kullanan insanlara uyuz oluyorum ya. Dışarıdan böyle vuv diye basıp gidiyor. Ara sokaklarda o kadar basmayın ya. Hayır, bir hayvan çıkar önünüze, bir insan çıkar, bir çocuk çıkar. Yani yazık, günah. Hem o ya çarptığınız kişinin ya da hayvanın hayatı kararır, yazık günah. Hayvan bile değerli yani, düşün. Tabii ki de yani, o da bir can. Hem de kendi hayatınız yani kararır. Kamu spotu değil, yapmayın yani. Azıcık insanlığınız varsa, düşünme kapasiteniz varsa yapmazsınız zaten. Neyse. Herkesin bileci kendi, yani herkes kendine yapar. Ve kimsenin, yani kimsenin kendine yaptığını başkası yapamaz. Böyle de bir kanun var.
Evet, armor fulle. Break fulle. Sanki yarışlara katılıyor. Hadi bakalım. Oha. O kadar abartmayak la. Bakayım şuna. Çok asimetrik duruyor ya. Neyse, güzelmiş. Korna hiç ulaşmayalım. Xenon takalım tabii ki. Neon gerek yok. Pezevenk araba. Stil siyah olsun. Boya en son geleceğim. Roll cage. Roll cage. Tur arabası yapacağız. Pek gerek yok. Spoiler. Şöyle hafiften drag için olabilir. Süspansiyonları basabiliriz. Çok basılmıyor zaten. Vites geçişleri spor. Yarış. Daha hızlı atsın vitesleri. Turbo. Muscle takacağız büyük ihtimal. Muscle'larda da pek güzel yok anladığım kadarıyla. Yukarıdakiler güzeldi. Stok da güzeldi. Bu güzel. Ezreal. Arabanın rengine göre seçeriz onu da. Custom olsun. Mermi geçirmesin. Ona gerek yok. Veli var. Oha. Oğlum. Tur arabası yapacağız lan. Tur. Ne yaptınız? Bokunu çıkarmayın. Hani şimdi videoyu izleyenler kendi zevkine göre taksaydın lan etseydin lan diyecek de. Hani gezmek için kullanacağız. Zaten onlar pek bir işe yaramıyor taktığımız zaman. Şu olmaz. Hoş değil. Mat olabilir. Mat. Mat siyah çok kaba duruyor. Buz beyazı çok kötü. Hoşuma gitmedi. Red. Gider yok. Bu arabaya yakışmaz. O matlarda da bunlar var. Metalik bakalım. Siyah demir mi ne bu? Black steel. Siyah çelik mi? Hoşmuş bu. Ama bir de bunun kırmızısına bakalım. Metalik. Aa bak. Cık. Oldu. Torino. Bu love kırmızısı da güzelmiş. Pembe. Allah bela. Aa sarı. Cık. Oldu bak. Bu oldu. Tak diye oturdu bak. Şimdi jantları belki değiştirebilirim. Tuner falan. Suivi. Biraz modifiye olabilir aslında ya. Sport. Bu güzel gibi ya. Çok mu şey durdu? Abi bak abi. Ruffeld. Nasıl oturdu hemen ya. Bunu da beyaz yapabilir miyiz? Ya da yakışır mı? Mavi hoş olurmuş da çok karman karışık olsun istemiyorum. Hani bu da gri tonları bence daha çok yakışır bu janta. Black Stone Silver güzel oldu bak. Smoke da kırmızı olsun. Hadi bakalım. Arabamız hoş oldu. Şimdi nasıl yapalım? Ben bütün haritayı gezmek istiyorum. Yani şuradan yola bağlansak. Saatimize de bakalım. Bir yolumuza bağlanalım da neyse videoyu kırpa kırpa bir şeyler hallederiz. Bu da yarış arabası gibi oldu ama çüf çüf edip neyse. Zevkler ve renkler işte. Ama arabamızın yol tutuşu falan güzel oldu. Vites geçişleri falan iyi yani yaradı araba. Gerçek hayatta da böyle olsa.
Amerika gibi 20 bin dolara bir araba alsak. Ama oranın parası. Yani Türkiye'de 20 bin dolar kazanmak pek kolay bir para değil. Zaten genelde insanlar Amerika'ya ya da yabancı ülkelere öyle baktığı için, hani Türkiye parasıyla hesapladığı için, o yüzden bir korku geliyor işlerine. Halbuki şöyle düşünseler diyecektim. Halbuki hani sen Türkiye'de mesela asgari ücret ne kadar? 1400 lira kazanıp bir telefon bile alamadığını düşün. Ama adamlar hani aylık 3000 dolara neler yaptın sen için? Çünkü Amerika parasıyla 3000 dolar hani iyi bir para. Ama Türkiye parası da 1400 lira hiç iyi bir para değil. Ama şimdi şöyle hesaplarsak kafanızı çok karıştırmak istemiyorum. 3000 dolar hani Türkiye parasıyla hesaplarsan neredeyse hani 3 katını düşün. 7-8 bin lira falan eder herhalde. Tam bilmiyorum ama bu borsa kurlarını falan. Ya kardeş, engelli misiniz ya? Yani o yüzden pek bir şey söyleyemeyeceğim. Ya sabır. Hani siz Türkiye'de kazandığınız paraya bakın. Onlar Amerika'da kazandığı ya da yabancı ülkelerde kazandığı paraya baksınlar. Siz kalkıp da hani "Vay 3000 doları o kadar para diyor, vay aman" falan demeyin. Çünkü adamlar orada 3000 dolar kazanıyor. Ve 700 dolara iPhone alıyorlar. Sen burada 1400 lira kazanıyorsun. Üstüne bir de kredi çekiyorsun. iPhone 8 ya da 7 kaç sayısı 4,5-5 bin lira telefon alıyorsun. Ve onun taksitini aylarca yıllarca ödüyorsun. Yazık günah değil mi? Hepimiz Amerika'da yaşayalım o zaman. Bence çok mantıksız. Zaten hani sen ne biliyorsun lan gevşek diye falan diyenler olursa hani biz de hani az çok videolar izliyoruz hani öğrenmek amaçlı. Çünkü YouTube derin bir alem. Herhangi bir linke tıkladığın zaman belki hayatının tecrübesini yaşatabilir. Belki de tıkla yani izlediğin en kötü video, en kötü geçirdiğin zaman olabilir. O derinlikte bir platform. Herkes var. Yaşlısından gencine, orta yaşına, pezevengine, sapığına, şerefsizine, dolandırıcısına, her şeyine kadar var. Ama işte o mouse elinizde olduğunuz zaman, mouse elinizde olduğu zaman siz tercih ediyorsunuz. Siz bir şeyleri öğrenmek için klavyeyle oralara bir şey yazıyorsunuz. Bunu da motosiklete bağlayayım. Gaz kolu nasıl elinizdeyse yaşamınız da elinizde oluyor. Siz o gaz kolunu ne kadar mantıklı açarsanız, ne kadar hani yani mantık hesabıyla açarsanız, hani ben burada bu kadar basarsam ölürüm ama ben burada bu kadar basmazsam hayatta kalırım derseniz, siz de kendi hayatınızın tercihini yaparsınız. Motosiklet tehlikeli değildir. Her zaman ben bunu savunurum ama ailem her zaman tehlikelidir, öyledir. Sen tehlikeli olmasan bile, sen dikkat etsen bile karşıdaki elbet çarpar, bir şey yapar. Hep bu kafayla gidiyor ailelerimiz. Ben o yüzden hala şu anda motosiklet sahibi değilim. Hani çok bence bencilce bir hareket. Birçok motovlogger abilerimiz anlatıyor işte ailelerimizi ekipman takacağız diye söyleyin, söz verin, bir şeyler yapın ama inanın hani biri denk gelir de beni izlerse, sesimi duysun, hiçbiri inanmıyor abi. Yani ben daha motorumu almadan, ehliyet sınavımı almadan, ehliyet sınavına girmeden kaskımı, eldivenimi almış bir insanım. Ve hala bana güvenilmiyor. Bana güvenilse bile hala trafiğe güvenilmiyor. Sırf güvenilsin diye 2 günlüğüne motor kiraladım zar zor. Bir şeyler yapıp yine ölmeden evime döndüm dikkatli bir şekilde. Ve hala motosikletim yok. Elbet olacak hani ileride elbet çalışacağız yani hala çalışıyorum hala biriktirmeye çalışıyoruz ama yani elimize geçen parayla gitmesi bir oluyor faturalar falan filan ama elbet hani bizim de kredi çekme zamanımız gelecek ya da kredi çektiğimiz zaman hayallerimize ulaşacağız bu sefer de ailelerimiz karışamayacak ben ona üzülüyorum hani ben isterim ki ailem kendi elleriyle anahtarı bana teslim etsin ama yok illa oğullarını 4,5-5 ay bekletip salak gibi bir 5-6 ayda böyle bekletip kredi puanı yükseltip kredi çektirip öyle alacaklar borcun harcın derdinin içine sokarak.
Neyse. Motosiklet sahibi olmak isteyen arkadaşlarımız kısaca beni anlamışlardır umarım. Ailenizde motorcu varsa hiç sıkıntı olmuyor ama aileniz motorculara karşı da, hele ki taksi şoförü bir babanız varsa, inanın çok kötü oluyor. Babamın da korkuları var tabi. Çok konuştum biliyorum ama hani gece gece yapılabilecek en güzel şey vakit geçirmek için benim için video çekmek ve konuşmaktır. Hani çok sık video çeken bir insan değilim ama video çektiğim zaman da susmayan bir insanım. Bu yüzden mazur yorum. Bilmiyorum kaç kişi like atacak, kaç kişi beğenmeyecek ama inanın hiçbir umurumda değil. Ben sadece çekmek istiyorum bu videoyu. Çekmek istediğim için buradayım. Zaten bir insan istemediği bir şey yapıyorsa siktir olsun gitsin, ama yapayım, yapmasın, hiç uğraşmasın bile, vakit harcamasın bile. Ben bunu istediğim için yapıyorum. Dediğim gibi hani motosiklet konusu sıkıntılı. Arabada da ölürsün, motorda da ölürsün, yürürken de ölürsün, evin içinde de ölürsün, hani bu kader. Ama tabii kaderin düzenini değiştirmek, editlemek senin elinde. Neyse, o kadar derin konuşmak istemiyorum. Vallahi hani GTA 5'in haritasında büyük harita derler ama hani ben neredeyse, nereden bir bakayım hemen, buradan ta buraya kadar geldim. O kadar da büyük bir haritası yokmuş, ya da konuştuğum için mi hızlı geçti anlayamadım ama. İşte. Şimdi burada hata kimde sizce? Yani direkt kavşağa ve dönel yola atlayan bu araba mı, şu araba mı, yoksa bu taraftan hızlı gelen ben mi? Bence bu adam suçlu. Önce geçen arabaya yol vermeli, yolu kontrol etmeli ve ondan sonra yola çıkmalı, zıplamalı ya da. Eğer yanlışım varsa lütfen insani bir şekilde yorum olarak belirtin. İşte bu tip insanlar, dikkatsiz insanlar, hani bazen şansına, kendi canlarına bile zarar gelmese, mallarına zarar gelmese bile karşıdaki insanların canını kastedebiliyorlar. Yazık. Hani oyunda bile gördüğümüz psikopat var. Hani trafikte dikkatli olun lütfen. Araç kullanan abilerimiz, ablalarımız, kardeşlerimiz, ben. Herkes dikkatli olsun. Allah hepimizin yardımcısı olsun ne diyelim. Bu arada hani hayatımı merak eden varsa, ki yoktur emin olun, kısa bir özet geçeyim. Lisede 2 yıl kalmış, birçok disiplin suçu almış, okuldan istemeyerek atılmış ve en sonunda doğru bir ay tutturarak açık liseden okuyan ve eczacı kalfası olma niyetinde eczanede çalışan bir insan. Bu söylediğim kısa cümlelerden umarım bir anlam çıkartırsınız. Lütfen hayatınızın değerini bilin. Okumak istemiyorsanız bile bir iş öğrenin, bir iş yapın. Hani bu iş torbacılık olmasın, kaçak sigara olmasın, hırsızlık asla olmasın, cinayet olmasın, kadın ticareti olmasın. İnsan gibi ayda 100 lira bile kazansanız, belki o 100 lirayı kazanmasanız bile helal bir iş yapmanız çok önemli. İleride nereye geleceğimize inan kimse, yani inanın kimse bilmiyor. Yukarıdaki Allah'tan başka. Tek zaten yardımcımız, muhtaç olduğumuz varlık, bizi yaratan Rabbimiz. Ondan başka kimsemiz yok. Herkes yalan. Herkes kendi kafasına göre bir şeyleri yaşıyor. O yüzden siz olun. Hayatınızın çizgisinden şaşmayın. Kader bazen götüyle gülebiliyor. Hani bunu açık konuşacağım. Yani isyan ediyorum değil de şöyle anlatayım. Hani bazen istemediğimiz şeyler başımıza gelebiliyor. Herkesin başına geliyor. O izlediğiniz pahalı arabalara sahip YouTuber'lar, çok para kazanan YouTuber'lar da üzülebiliyor, ağlayabiliyor. Onlar da bir insan, bunu unutmayın. Mesela bizim Ankara'da yaşayan bir YouTuber kardeşimiz var. Gençhane diye. Hani çocuk kendi gelişti. Yani helal olsun. Ama şöyle bir şey var. Onun hakkında yapılan birkaç videoyu izleyin. Mesela taklitmenin
onu işletmesini falan bir izleyin. Ben çocukta gram saygı göremedim. Yani bu yaşta hani güzel bir şey yapıyor. Belki de iyi para kazanıyor. Allah daha çok versin hani. Umarım istediği yere gelir. Ama bence biraz saygısını tazelemesi gerekiyor. Bunu eleştirecek olan ben değilim. Ben sadece gördüğüm somut bir kavramı tartışıyorum. Hani siz de bir izleyin derim yine de. O yaşta bir çocuğun kendisinden büyük bir bireye siktir git ya da işsiz misin gibi hani saygısızca konuşulacak kelimeleri, haddi olmayan kelimeleri kullanması doğru mu? Ne kadar şakada olsa. Ben buna dün çok takıldım. Ya kusura bakmayın hani bu konuyu pek konuşmak istemiyorum. Çok takıldım. O yüzden hani hala takıldım. Hani küçücük çocuğu kıskanacak değilim. Herkes bir yerlere gelir. Herkesin yeteneği farklıdır. Hani biz illa YouTuber olak diye uğraşmıyoruz. YouTuber ne ya? YouTuber ne demek? Çok saçma abi. Bana saçma geliyor. İki tane kendini bilmez oradan çıkar der ki sen ne anlarsın lan falan yap. Anlamam abi ben bilmiyorum. Ben işimde gücümdeyim. Ben ara sıra oyun oynayan insanım. Eskiden böyle çocuk gibi hani çok şey yapardım. Kendimi YouTuber sanardım hani o kadar oğlum 10 izlenmem oldu 5 kişi like attı aa ben artık YouTuber'ım falan yapardım ben şimdi hiç çok affedersiniz uzuvumda bile değil yani hani pek küfür etmek istemiyorum gece gece öyle bu arada pazar gecesi pazartesiye bağlandım saat bakıyorum hemen 3.30 civarı. Ben dün sabahladım, bugün de sabahlayacağım herhalde. Salı günü iş başı ve 7'de kalkmam lazım. Bakalım nasıl yapacağız? Hani hayat zor. Cidden hani bir şeyleri kovalamanız gerekiyor. Bu videoyu editlerken umarım çok dikkat edeceğim. Çünkü hani montaj dediğimiz şey o kadar zor bir şey değil. Hani normal video çekenlerin gözünde. Videonun birkaç yerini kes, küfürlere bip koy. Başına bir intro ekle. Renderla YouTube'a koy montaj. Oldu canım. Montaj. Yani çok komik bir insanlar ya. O zaman ben bu videoyu güzel bir şekilde kapatmak istiyorum. Belki hiçbir zaman sahip olamayacağımız arabaları oyunlarda sürüyoruz. Belki de hayatımızın son günlerini yaşıyoruz. Ben de hiçbir zaman sahip olamayacağım şu şekilde bir arabayı patlatmak istiyorum ya. Bakın şekil. Nasıl? Çok güzel değil mi? Beni şu dakikaya kadar dinlediyseniz ve bu videoyu hani sonuna kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Kulaklarınıza sağlık. Şu boktan sesli, boktan konuşmaları dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yanında olan olmayan herkese çok teşekkür ederim. Tekrar herkese, yani her şey için teşekkür ediyorum. O bin izlenme için de çok teşekkür ediyorum. İlginiz için de çok teşekkür ederim. Sormak istedikleriniz olursa her zaman bir kardeşiniz burada. Bildiğimce yanıtlarım. Instagram hesabımı aşağıda vereceğim. Hani muhabbet etmek istersiniz, bir şeyler konuşmak istersiniz. Ne bileyim, dertleşmek istersiniz. Bilgi almak istersiniz ya da benim sizden alacağım bilgiler olur. Paylaşmak istersiniz. Her zaman kapım açık. Hiç kimse düşman değil. Hepimiz kardeşiz kardeş. Neyse polis geldi. Abone olmayı, like atmayı ve görüşlerinizi yorum olarak bildirmeyi unutmayın ki yorumları kapattım. Şimdi bu videodan sonra açacağım. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.